Şimdi yorumlama zamanı. Halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Haydar Sur yayın konuğumuz olacak. Gelişmeleri değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar efendim. Çok teşekkür ederiz. Yüzümüz gülüyor. Sizin de sabah enerjiniz ve gülen yüzünüz. Eminim rakamlarla ilgili. Çünkü iki gündür üç haneli rakamlara düştük ve önümüzde de virüse son darbeyi vurmak için 4 günlük 81 ilde bir sokağa çıkma kısıtlaması var. Önce rakamları değerlendirelim. Bayramdaki bu 4 günlük kısıtlama virüse son darbe midir? Böyle mi yorumlarsınız? Ve bayram sonrasında nasıl bir tablo Türkiye'yi bekliyor? Değerli yorumlarınızı paylaşın lütfen. Ben de Serhat Hoca'nın görüşüne katılıyorum. Bayramda son darbeyi indirebileceğimizi ümit ediyorum. Buna da inanıyorum işin doğrusu. Çünkü bu neden böyle düşündüğümüzü isterseniz kısaca özetleyelim. Virüs dış ortamda ancak 12 saate kadar canlı kalabiliyordu ve yaz ayları gelince bu saat 2 saatlere kadar düştü. Sıcaklar, ultraviyole ışınları, her 2 saatte bir başka bir insana bulaşamadığı takdirde virüsün o kısımdaki, o coğrafyadaki kesimi ölmüş oluyor. Dolayısıyla 2 saatte bir başka bir insana bulaş süreci yaşatmazsak, yani fiziksel mesafelere dikkat edersek, ellerimize, el hijyenimizin temizliğine dikkat edersek, maskeleri takarak bize başkasının bulaştırmasını ya da bizim başkasına bulaştırmamızı tam olarak önleyebilirsek, artık virüsün canlıdan canlıya atlayarak sürekli canlı kalma, kendisinin canlı kalma macerasına son noktayı koymuş oluruz. Bu açıdan önümüz yaz mevsimi ve bir yandan da artık toplumsal olarak bununla nasıl korunacağımız konusunda ciddi bir deneyim elde ettik. Gerçi bu önlemlere riayet etmeyen bir kesim var ama toplumun en azından 1/3 ikilik kesimi, %80'e yakınlık kesiminin bu kurallara tam riayet etmesi, virüsün toplumda sirküle olmasını, dolanıp kişiden kişiye atlamasını iyice durdurmuş olacak. Bayramdan sonra daha rahat günlerin tadını çıkarmak üzere şu bayram süresince de son bir gayret önlemlere sıkı sıkı sarılalım diyorum. Hocam bayramdan sonrasını soracağım. O nasıl bir tablo merak ediyoruz. Halk sağlığı uzmanları bayram sonrası nasıl bir tablo öngörüyor onu soracağım ama belki de halk sağlığı uzmanları için de ilginç bir deneyim olacak. 81 ilde bayramda bir kısıtlama. Tarihte var mı örneği bilmiyorum. Eğer varsa siz de lütfen paylaşın. Nasıl bir bayram geçirmeliyiz? Buna dair uyarılarınız da çok önemli. Çünkü siz de bahsettiniz. Çok küçük bir gevşeme bir anda yoğunlaştığı bir haberi ya da rakamı ortaya koyuyor. Yeni bir bayram, o yeni hayatımız içerisinde, yeni normalimiz içerisinde ilk kez karşılaşacağız. Buna dair de uyarılarınız varsa önce bayramı konuşalım. Bayram sonrasını hemen ardından soracağım. Bayramda tabii bayramlaşma geleneğimiz, alışkanlıklarımız, toplumsal reflekslerimiz, duygularımız göz önüne alındığı zaman sarılma, el öpme, kucaklaşma, topluca aile boyu, sülale boyu ya da komşular boyu, yazlıkta yazlık komşuları falan bir araya gelip yemekler yenmesi, çaylar içilmesi, paylaşımların yiyecek, içecek, eşya, ortam, fiziksel ortam açısından ve kişi kişiye sıcak temasların en çok zirveye çıktığı ilişkiler dönemi oluyor. Bayramlaşma böyle gidiyor. Biz bu açıdan bayramı çok riskli görüyor idik. Bu açıdan hemen hemen bütün uzman arkadaşlarımın görüşü de böyle. Bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edilmesi büyük bir gereklilik idi. Ve bunu da yetkililerimiz bu kararı alarak doğruyu yapmışlardır. Bundan ne biz ne fayda bekliyoruz? Bundan beklediğimiz fayda şu: virüsün sirküle olmasının önüne geçeceğiz. Ama bayramlaşma hiç mi olmayacak? Yani herkes evinde içine mi kapanacak? Hayır, öyle olmasın. Telefonlar, görüntülü görüşmeler, elektronik ortam üzerinde ve yine konu komşu birbirimizle yüz yüze bayramlaşacaksak bile el sıkışma, el öpme, kesinlikle fiziksel temas olmaksızın
ve aramızda 2 metre mesafeyi muhafaza ederek maskeli bir şekilde birbirlerimizi kapıdan, eğer apartmanların önünde uygun yerler varsa oralarda uzaktan bu şekilde bayramlaşmayı yapabiliriz. Bayram namazı bile büyük bir kitlenin icra ettiği ibadet olarak, ibadetini de artık bu sene herkes evinde yapacak. Böylelikle ne olmuş oluyor? En önemli riski de bertaraf ederek virüsün yavaş yavaş aşağılara doğru inme macerasını tekrar yukarıya çıkartmadan bayrama atlatmış olacağız. Sizin de belirttiğiniz gibi tarihte ben ne kitaplarda okudum böyle bir bayramlaşma olduğunu ülkemizde, ne de şahit oldum. Birçok salgına meslek hayatımızda şahit olup katılmış, çalışmış birisi olarak bizim de böyle bir şey ilk defa başımıza geliyor diyebiliriz. Hocam aslında ilginç bir deneyim olacak. Tarih boyunca anlatılacak bir hikaye, tarihe not düşülecek bir an. Belki yüzyıllar sonrasında bile dönülüp bugünler konuşulacak. Böyle de değerlendirmek lazım. Tarihin içerisini yaşıyoruz an itibariyle. Bir de bayram sonrası, özellikle bu bayramdaki 4 günlük kısıtlama, uzmanlara göre elbette siz net cevabını vereceksiniz. 7 ila 9 gün sonra rakamlara net olarak yansıyacak. Zaten iyi gidiyor rakamlar. Bayramdan bir 10 gün sonra nasıl bir tablo öngörüyorsunuz? Ne dersiniz? İkihanelere düşen vaka sayısı ve belki de hiç can kaybı olmayan günler bayramdan sonra yakın mıdır? Haziran ayı itibariyle bir de Türkiye'nin fotoğrafını çekerseniz halk sağlığı uzmanı olarak. Teşekkür ediyorum. Ben Mart'ın sonlarında yaptığım şeylerde, değerlendirmelerde, sizin ekranınızla dahil olmak üzere bazı televizyon kanallarına davet alıp konuştuğumda Nisan ayının 15-20'si gibi kırılma noktalarını yaşarız. Buradan da Nisan'ın sonu itibariyle bunlar net olarak rakamlarımıza yansır. Özellikle Mayıs 15'ten sonra düşüş hızlanır. Bu 15 Haziran'a kadar bir aylık süreç içinde en alt düzeylerine iner. Ancak tamamen etkisinin tamamen sıfırlanması da belki Temmuz ayını bulur gibi bir ön tahminde bulunmuştum. Her şeyin belirsiz olduğu dönemlerde bile bazı sinyaller bize bunun böyle yaşanacağını gösteriyordu. Çok şükür ki bu öngörümüzde yanılmadık. Böyle bir şey, tabloyu Türkiye başarılı bir şekilde yöneterek bu süreci bize yaşattı yetkililer, sahada çalışanlar. Siz medya kuruluşları olarak bilgilendirme sorumluluğunuzu sonuna kadar yerine getirdiniz. Sağlıkçılar, medya mensuplarına bu açıdan müteşekkirdir. Ama güvenlik görevlileri, ulaştırma görevlileri, topyekun bir mücadele verdik ülke çapında. Ekonomik hayatta birçok sıkıntılara, esnaf olsun, daha büyük iş adamları olsun, göğüs gerdiler. Bugünlere geldik. Bundan sonrasının daha kolay olacağını ümit ediyorum. Ve sonunda Haziran 15 gibi biz sinyallerin tamamen artık kendimizi güvende hissettirecek düzeyde, en alt düzeyde tek tük ve elde edilen vakaya derhal müdahale edilen bir kısa bir dönem yaşayarak sıfırlı vakalara ulaşmış olacağız günlere. Burada bir gün, iki gün sıfıra ulaşmak da bizi güvende hissettirmeyecektir. Üst üste 15 gün hiç vakanın çıkmaması, sahada ekiplerin filyasyona devam ettiği halde, sürveyans çalışmalarının sürdürüldüğü halde yeni vakanın bulunmadığı günler bizim artık kendimizi güvende hissedeceğimiz günler olacaktır. Sayın Bakanım bugün ya da dün yaptığı bir açıklama çok önemli. Biraz önce sizin ağzınızdan işittim. O da şu ki bundan sonra yeniden 40 binli 50 binli test sayılarına ulaşalım. Ve grip, nezle, basit bir soğuk algınlığı belirtisi gösteren kişilere de test yapalım kararı çok yerinde olmuştur. Bu da bizim tek tükte olsa vakaları atlamamamız ve bunu yakalayabilmemiz açısından önemli bir uygulama değişikliğidir. Bu kararı bilim kurulunun vermiş olmasından mutluluk duyuyorum. Yetkililer de bu karara uymuşlardır. İsabetli olmuştur.
Hocam çok teşekkür ederiz. Profesör Doktor Haydar Sur yayın konuğumuzdu. Değerli görüşlerini izleyicilerimizle paylaştı. Sağ olun, var olun hocam, katıldığınız yayınımıza. İyi günler olsun. Saygılar sunuyorum.